Bu bölümde işaret isimlerini inceleyeceğiz. İşaret isimleri derken bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar şeklinde Türkçe'de çekimini yaptığımız, yakındakine veya uzaktakine işaret ederken kullandığımız ifadeler, bunların Kur'an-ı Kerim Arapçasında ve normal Arapçada aynı zaten kullanımını görmüş olacağız. Önce bir tablo olarak görecek olursak hâzâ, hâzâni, hâulâ'i, hâzihi, hâtâni, hâulâ'i. Yani işaret ettiğimiz şey bir şeyse, mesela hâzâ kitâbun diyorum, işte bu kitaptır. Hâzâni kitâbâni diyorum, bu ikisi kitaptır. Hâulâ'i Müslümune diyorum. Bunlar Müslümanlardır. Veya müennes için kullandığımızda hâzihi şeceratun, bu bir ağaçtır. Hâtâni şeceratâni, işte bu ikisi birer ağaç, iki ağaçtır. Hâulâ'i Müslümâtun ve bunlar Müslüman kadınlardır. Burada tabloda dikkatinizi çeken hâzâni'den sonra hâzeyni var. Hâtâni'den sonra hâteyni var. Yani yakın işaret isimlerini kullanırken bu şekilde olan tesniye kısmı değişebiliyor. Yani merfu durumunda hâzâni ama mansup veya mecrur durumda hâzeyni. Müennes olduğunda hâtâni, hâteyni. Mesela diyorum ki hâzâni racülâni, bu ikisi iki adam. Ama hâtâni imraetâni diyorum, bu ikisi kadın. Öte yandan raeytü ile kullandığımda raeytü hâzeyni racüleyni, bu iki adamı gördüm. Ama kadın olarak kullandığımda raeytü hâteyni imraeteyni. Kullanım bu şekilde. Ve demek ki tesniye olan kısım değişebiliyor. Merfu olma durumunda hâzâni, hâtâni ama mansup veya mecrur olma durumunda hâzeyni ve hâteyni, o şekilde geliyor. Bir de uzak işaret isimleri var. Zâlike şu, zânike veya zeynike şeklinde şu veya o ikisi, ulaike şunlar veya onlar. Müennes olarak zâlike yerine tilke geliyor. Zânike yerine tânike ve teynike, o geliyor. Cem kısmında bir şey değişmiyor. Yani işaret ettiğimiz kadınlar veya erkekler her iki gruba da ulaike, işte onlar, işte şunlar gibi o şekilde kullanmaktayız. Kur'an-ı Kerim'den örneklerle açıklayacak olursak fakulna, Allahu Teala buyuruyor ki biz dedik ki ya Adem, ey Adem, inne hâze, şüphesiz bu ile işaret edilen iblis, bu iblis aduvvul leke, sana düşmandır, ve li zevcike, ve senin eşine düşmandır. Burada hâze, inne hâze aduvvul leke, bu sana düşmandır. Ve li zevcike, eşine düşmandır. Hâze ile işaret ediliyor. Diğer ayette Hazreti Musa ve kardeşi Harun'la alakalı, o zamanki işte Firavun ve yandaşları, onlar diyorlar ki galu, dediler, in hâzâni lesâhirâni, bu ikisi Musa ve Harun sihirbazdan başka bir şey değil. Burada hâzâni sâhirâni, bu ikisi iki sihirbaz. Eğer bir kişiye işaret edilmiş olsaydı hâzâ sâhirun denilecekti. Ama iki kişi olunca hâzâni sâhirâni, bu ikisi birer sihirbaz. Burada hâzihinin kullanımını görmekteyiz. Kul, de ki, ey peygamber, de ki hâzihi sebîli, bu benim yolum.
Burada yol müennes kabul edilir. Semai müennes, manevi müennes diğer adıyla. Bundan dolayı hadihi gelmiştir. Yoksa normal kullanıma göre müenneslik alameti görülmüyor. Hâde sebili olabilirdi. Ama hâdihi kullanılması bunun müennes olduğunu gösteriyor. Ve Allah-u Teala şöyle bildirmekte. Hâ entüm hâ ulâ'yı, sizler o kimselersiniz ki tüd'avne, çağrılıyorsunuz. Litün figu fî sebilillâ, Allah yolunda infak etmeye, Allah yolunda vermeye davet ediliyorsunuz. Burada he işte demek, entüm siz, he ulâ'yı, şu kimselersiniz, tüd'avne, çağrılmaktasınız. Litünfigu, enfaga yünfigu infak, infak etmek, Allah yolunda harcamak. Buna çağrılan kimselersiniz. Çoğul olduğundan dolayı he ulâ'yı geldi. Allah-u Teala Hazreti Musa ve Harun'a risalet görevi vermiş ve Kur'an-ı Kerim'de mucizelerin Hazreti Musa'nın eliyle zuhuru nazara verilmiştir. İşte Hazreti Musa'ya Allah-u Teala şöyle diyor. Fezânike, işte bu ikisi. Bu ikisi demiş olduğu ona verilen asasını yere attığında yılan olması, elini şu şekilde yapıp çıkardığında elinin ışık saçması. Bu ikisi burhanani, iki burhandır, iki delildir. Min rabbike, Rabbinden. Rabbinden sana verilen. İlâ firavne ve meleihi, Firavun ve ekibine karşı Rabbinden sana verilen iki burhandır. Burada zânike, tesniye ve etkileyen bir amil olmadığından zeynike değil zânike olmuş. Bir de zâlike var. Zâlike. Zâlike el-kitâbu, işte şu. Zâlike el-kitâbu şamil, şu kamil bir kitaptır. Burada Kur'an-ı Kerim'e işaret edilirken aslında hâzâ olabilirdi. Ama şu şeklinde ifade edilmesi onun böyle parmakla gösterilen bir kitap olduğuna işaret ediyor. İşte şu el-kitâbu kamil kitaptır. La raybe fihi, onda asla bir şüphe yoktur. Tabi müşrikler onunla alakalı şüphe etmez anlamında değil. Elbette şüphe edebilirler. Ama Allah'tan gelen bir kelam olarak haddi zatında onda hiçbir şüphe yoktur ve o nazarla bakılmamalıdır. Ulaike, işte onlar anlamında, işte onlar ala huden min rabbihim, Rablerinden hidayet üzeredir. Veya işte onlardır Rablerinden hidayet üzere olanlar. Ulaike, işte onlar. Hem müzekker hem müennes için çoğul olarak kullanılıyor. Tilke ummetun gad halet. Allah-u Teala geçmiş milletlerden söz ediyor. İsrailoğulları, devamında Hazreti İbrahim'den bahis var. Ve ilgili bölüm bitirilirken tilke ümmetun, onlar bir ümmet idi. Gad halet, geldi geçti. Burada ümmet ifadesi müennes olduğundan buna getirilen işaret zamiri tilke olmuştur. Yoksa zâlike şeklinde gelirdi. Yani müzekker erkek olsaydı bu şekilde gelirdi. Ümmet kelimesi müennes olduğundan tilke olarak geldi. Mesela zâlike racülün deriz ama tilke imraatün deriz. Yani bu işte adamdır ve şu kadındır. Bunu ifade ederken tilke ile ifade ederiz. Bir de huna ve hunalike var. Huna burada demek. Hunalike orada. Huna yakında olan için kullanılıyor. Hunalike bir nevi daha uzağı ifade etmekte. Kavmi Hazreti Musa'ya diyor ki fezheb, git
ente sen ve rabbuke, sen ve Rabbin gidin. Fekatila, savaşın. İnna hahuna, işte biz burada gaidune, oturacağız. Allahu Teala Hazreti Musa aracılığıyla İsrailoğullarına belli bir toprağı vaat ediyor. Hazreti Musa bunu kavmine ifade ettiğinde savaşmak kendilerine zor geliyor. Bu ifadeyi kullanıyorlar. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız. Tabii bu beyanın, bu ifadelerinin cezası olarak da 40 yıl Tih sahrasında şaşkın bir şekilde dolaşmaya mahkum ediliyorlar. Burada Hune, konumuzu ilgilendiren kısmı burası. Hunalike, işte orada ubtiliyel mu'minune, müminler müptela kılındı. Müptela, bela ile aynı kökten geliyor. Müptela edebiyatımızda da kullanılır yine. Ya bize yabancı bir kelime değil. İşte orada ubtiliyel mu'minune, müminler müptela kılındılar. Ve zülzilu, sarsıldılar. Zilzelen şedide, çok şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldılar. Burada hemen hemen bize yabancı kelime yok gibi. Hünalike, onu zaten öğrenmekteyiz. Orada anlamına geliyor. Übütüliye, müptela kılınmak. Türkçe'ye geçen kelimelerden. El müminun, müminler. Zülzilu, bu gibi ifadelerde gidip gelmek var. Hani zelzelede de arz gider gelir, hareket halindedir. Sarsıldılar. Zilzelen, zilzal, zelzele, şedide, çok şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldılar. Ya demek ki zelzele sadece o yerin o hareketleri değil, insanların iç dünyasında da bir takım zelzeleler olabilmekte. هَذَا مَا تُعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ. هَذَا, işte bu, مَا, o şey ki, تُعَدُونَ, size vaat ediliyor. Vaat Arapça kelimedir. تُعَدُونَ, bu kökten gelen bir kelime. Size vaat edilendir. لِيَوْمِ الْحِسَابِ, hesap günü için. Hesap, Türkçe'de mesela şöyle kullanmaktayız. Diyelim lokantaya gittik. Hesabı getirir misiniz diyoruz. Ve orada ne yemişsek onun karşılığı bedel olarak ödeniyor. Yevmül hesap, hesap günü. İşte nasıl ki lokantada yediğinizin hesabı soruluyorsa, dünyada yaptıklarımızın karşılığı da diğer alemde sorulacak. Buna yevmül hesap denilmekte. İlk defa Arap dünyasına gittiğimde Ürdün'e gitmiştim. Ve lokantada el-hisab diye ifade kullandığımda oradaki garson Latifeyoğlu bu ifadeyi kullanmıştı. El-hisab, yevmel-hisab. Belki onların günlük hayattaki kullanımı daha farklı olabilir ama ne demek istediğimi de anlamıştı. Ve hasira hunalike, işte o zaman orada hüsrana uğradı. El-mubtilun, batıl dava peşinde koşanlar. Mubtıl, batıl. Çoğul olarak gelmiş. Batıl dava yolunda bir gayret içinde olanlar. Hasira, hüsrana uğradı. Hasira, hüsran, aynı kökten gelir. Hüsran kelimesi de Arapça bir kelimedir. İn tusibhum hasenetun, onlara bir hasene isabet etse, hasene iyilik. Onlara bir iyilik isabet etse, isabeti de belki hatırlayabiliriz. İsabet, isabet almak, yara almak gibi falan kullanılır. Musibet buradan gelir. Musibet, insana isabet eden, hoşuna gitmeyen şeydir. Ve in tusibhum hasenetun, onlara bir hasene isabet etse, yagulu, onlar derler ki, hâzihi min indillah, bu Allah'tandır, Allah katındandır derler. Burada münafık meşrep olanların durumu anlatılıyor. Bunlar bir iyiliğe nail olsalar, yani iyi bir hal kendilerine isabet ettiğinde bu Allah'tandır derler.
Ve in tusibhum seyyiatun, ama bir kötülük isabet ederse onlara, yegulu, derler ki hadihi min indik, bu senin yüzündendir, senden dolayı bu başımıza geldi derler. Yani burada münafık veya münafık meşrep durumunda olanların kendilerine göre bir durumları anlatılıyor. Eğer bunlar diyelim ortada bir başarı var, böyle bir durumda başarıyı peygambere vermiyorlar. Diyorlar ki evet bu Allah'tandır. Ama kötü bir durumla karşılaşılsa, böyle bir durumda bu senin kendi katındandır, senin yüzündendir diyorlar. Ayetin devamında gelen her iyilik Allah'tandır, gelen kötülükler kişinin nefsindendir. Buna dikkat çekiliyor. Yani netice itibariyle hepsi Allah'ın yaratmasıyladır, iyilik de kötülük de. Ama kötülüğe sebebiyet vermek insanın kendi nefsindendir. İyilik ise o iyilikle ilgili bütün sebepleri yaratan yine Allah'tır. Böyle olunca iyilikler alâ külli hal Allah'tandır. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَى. Bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Fadlullah, Allah'ın fazlı. Allah'ın lütfu. Bu fazıl kelimesi Türkçe'ye fazla şeklinde geçmiş. Fadıl, fazıl. Fazla hatırlanabilir. Yani fazladan verdiği, ona da lütuf diyebiliriz. Allah'ın vermiş olduğu lütuf, ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ, işte bu Allah'ın fazlı, يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَى, onu dilediğine verir. Yani Allah-u Teala diyelim bazılarını kuş olarak yaratmış, onlara kanat vermiş ve bizim üzerimizde adeta bize hava atıyorlar ve uçuyorlar. Allah'ın lütfu onlara öyle verilmiş. Biz denizde yüzmekte zorlanırken balıklara yüzecek cihazlar verilmiş. Onlar da rahatlıkla yüzmekteler. Ömürleri sularda geçmekte. Bu da Allah'ın onlara ait olan bir fazlı, yani lütfu. Ama bizlerle alakalı duruma gelince, yani her ne kadar kanatlarımız yoksa da Allah'ın verdiği akılla kuşlardan daha süratli uçabilmekteyiz. Allah'ın verdiği akılla denizde giden, gerek üstünde giden, gerekse altında denizaltı olarak giden gemiler yapabilmekteyiz. İşte derler ki fadlullah, bu Allah'ın fazlı, lütfu, yu'tihi men yeşâ, dilediğine verir. Burada zâlike ismi işaret olarak gelmekte. Ve in tâceb, şaşıyorsan, fe'acebun, daha böyle asıl şaşılacak durum, kavluhum, onların şu sözüdür. Burada tâceb, acep, acip şey, yani hayret edilecek şey anlamında. Fe'acebun kavluhum, asıl şaşılacak onların şu sözleridir. Yani müşriklerin şöyle demeleridir. E izâ künnâ turâben, biz toprak olduğumuzda mı? E innâ lefî halgın cedid, gerçekten yeniden mi yaratılacağız? Yani öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyorlar. İnsan öldüğünde malum topraktan gelen kısmı toprağa gider. Bunlar toprak olduktan sonra mı tekrar dirileceğiz? Halk-ı cedid, halk yaratma, cedid yeni. Burada turap, en azından bazılarımız bu kelimeyi bilebilir. Turap toprak demektir. Hazreti Ali'nin lakaplarından birisi Ebu Turap'tır. Ulaikellezine, işte onlar, ellezine keferu bi rabbihim, işte bunlardır Rablerini inkar edenler. Ve ulaike, işte bunlardır el aglalu fi anaqihim, boyunlarına demir halka geçirilenler. Ve ulaike ashabun nar, ve işte bunlardır cehennem ashabı olanlar. Burada kafirlerin öldükten sonra dirilmeyi inkar etmeleri nazara verildi. Bunlar Rablerini de inkar etmiş kimselerdir. Yani yaratan Allah'ı kabul etseler
bizi yoktan yarattı, tekrar yine hayat verir derler. Dolayısıyla ahireti inkar eden bir kimse Allah'ı da inkar etmiş demektir. Ve bunlar cezalandırılacaktır. İşte bunlardır boyunlarına demir halkalar geçirilenler. Ve ulaike ashabun nar ve işte bunlardır cehennem ashabı olanlar. Dikkat ederseniz burada 3 defa ulaike işte bunlardır şeklinde tekitli bir şekilde nazara verildi. Bir de heulâi. Heulâi işte şunlar, uzaktakine işaretle işte şunlar. Diğer alemde cehenneme gitmiş olanların bir kısmı lider olarak gördükleri, peşinden gittikleri kimseleri gösterip diyorlar ki Rabbena heulâi adallûne. Ey ya Rabbena işte şunlar bizi doğru yoldan saptırdılar. Bu şekilde diğer alemde onlardan müşteki oluyorlar. Başka bir ayet. Hâzihi cehennem. Burada hâzihi ismi işarettir. Cehennem semâ-i müennestir. Ondan dolayı hâzihi gelmiştir. İşte bu, hâzihi işte bu. Cehennem, cehennemdir. Elleti küntüm tu'adun. Size vaat edilen cehennem işte budur. Bugünkü bu bölümde işaret isimlerini görmeye çalıştık. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in hemen her tarafına serpiştirilmiş vaziyette sıkça karşımıza çıkmaktadır. İşte hâze, hâzihi, zâlike, tilke, ulaike, ulâi, heulâi gibi bu şekilde kullanımlar Kur'an-ı Kerim'de sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bunları bu şekilde bir ders ile öğrendikten sonra artık emsalleri karşımıza çıktığında bunlara Fransız kalmaktan kurtuluruz.